Narsizm ne demektir? Kendini beğenmişlik. Bakın. Şimdi bir insanın sizi şöyle şey yapacağım. Bir yerlerde bir şey konuşması için eskiden ne lazımdı? Çok basit. O konu hakkında diyeceklerdi ki ya bu abi iyi konuşuyor, bu abi iyi konuşuyor, bu güzel şarkı söylüyor. Hadi bir de orada söylesin. Şimdi o zaman ünlü olma şansınız nasıldı? Düşük. Yani yani insanlar değil mi şarkı söylemeye çalışıyordu falan. Şimdi ünlü olmak çok kolay. Bir telefon kadar yakınınızda. Nasıl yani? Manyak bir şey yapın. Çok Tabii büyük manyaklık. O. Ne yapın manyaklık? Şöyle yapabilirsiniz. Elik ağacına çıkıp kulağınıza havuç püresi sürün. Kulaklarınıza domates sokun. Çekin fotoğrafınızı. Herkes altına diyor ki evet like, like 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 like. Diyorsun ki bak iyi bir şey yapmışım. Fenomen oldu. Evet hatta mesela şöyle bir şey oluyor. Siz de bunu yaşıyorsunuz. Instagram'da koyduğunuz fotoğraf 10 bin defa beğenilmişse bak diyorsun iyi bir şey yapmışım. Beyine şunu anlatamıyorsun. Bak kardeşim bu 10 bin beğenme o normal değil diyemiyorsun buna. Like almayla evet, e, like, like al almak iyi bir şey like gibi e, Like almak yani. Like almak bir bağımlılık. Hı. Bir addiction. Bir bağımlı. Yeni bağımlılığın adı ne biliyorsunuz? Sigara bağımlılığı, tütün bağımlılığı işte. Afyon bağımlılığı say say bağımlılık rezalet yeni bağımlılığın adı sosyal medya like bağımlılığıdır. Bu, Biraz bu kişinin kendisini korkunç. tatmin etmesiyle de alakalı e, tabii, değil tatmin mi? tatmin ediyor işte ama boşa tatmin. Bu sefer ne oldu? Herkes bu bağımlılığın içerisinde narsizm şu. Herkes şunu diyor. Bak ben de çok önemli biriyim. Çok Peki ne yaptın? Sanat mı yaptın? Müzik mi yaptın? Bilim mi yaptın? İnsana ne katkıda bulundun? Hayır diyor. Bak like aldım. Bana şimdi tanışıyorum insanlarla. Ne iş yapıyorsunuz diyorum çocuğa 21 yaşında. Ben diyor hocam 1 milyon takipçim var. Yok yok sen ne iş yapıyorsun diyorum. Takipçim var anlamadım mı diyor bana. <laughs> Boş ver sana diyorum. Onlar hayal diyorum onlar. Orası hayal dünyası. Ama para kazanıyor. Ya çok tehlikeli. Peki narsizm nereye gitti? Selfie. İnsan kendi çeker koyar mı ya? Sen her gün kendi görmüyor musunuz? Aa bak burada görünüyor bu. Adam her gün diyor ki kendini çekip koyuyor. Bu bir hastalık. Narsizm hastalığı bu. Ve bu virüs iki virüs yayılıyor şimdi yani. Bir bu depresyon virüsü. İkincisi de narsizm virüsüdür. Bu da bunun sonucu da sebebi daha doğrusu sosyal medya. Şu anda altını çiziyorum. Sizce 10 ila 19 yaş arası ergenlerde gelişmiş ülkelerde Amerika'da en sık ölüm sebebi ne? Bir motor kazası. Net Tabii. motor kazası. Hiç değişmedi. Hep o motor kazasıydı o. 1950 de motor kazasıydı. İkinci etmen ne biliyor musunuz artık? Çok, Çok telefon. İntihar. Ergen ölümlerinin en büyük sebebi intihar. Neden? Adam şunu diyor. Ben hak ettim hayatı yaşayamıyorum. Neden? Sosyal medyadan. Karşılaştırıyor. Hani dedim ya. Ya bana adam diyor ki hocam iki metreyim ben diyor. Telefon diyorum ki ne olabilir ki? 2 metre bir gidiyor ya bayağı uzunmuş. İşte sıkıntı bu. Gördüğün zaman inanıyorsun. Gördüğün zaman işte insan sosyal medyada gördüklerini gerçek zannediyorlar. Gözümle gördüğüme inanırım lafı. Aynen zaman... doğru ne güzel. Evet gözümle gördüğüme inanırım.